Hayırlı olsun. Öncelikle yani tam biliyorum. Ya yani maçla ilgili bir şey dememe gerek yok. Zor olacağını biliyordum. Eziyetli olacağını da biliyorduk açıkçası. Sonunda mutlu sona ulaşabilmekti. Tabii teşekkür etmem lazım. Yani oyuncularıma çok teşekkür etmem lazım. Ben sezon başı başlarken bir aile ve ortamı yaratırsak istediğimiz başarıyı yakalarız demiştim. Bu aile ortamının içinde oynayan, oynamayan kim olursa, bu aile ortamının içindeki kurallara riayet eden, bunu benimseyen, bir parçası olan herkesle çalışacağımı söyledim. Buna uymayanı da dışarıda bırakacağını söyledim ki sezon başından beri öyle de oldu. Dolayısıyla bir aile olursanız, bir bütün olursanız başarırsınız. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür edecek çok kişi var. Eğer zamanınızı alıyorsam kusura bakmayın. Beni buraya ilk önce getiren Tahir Kıran Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onunla beraber geldim. O ayrıldı, İbrahim Başkan geldi ki benimle ayrılabilirdi. Bana çok inandığını, çok güvendiğini, sonuna kadar benimle devam edeceğim ekibimle beraber. Ve bu işi başaracağımızı başkanımız, İbrahim Başkanımız ilk önce inandı yöneticilerle beraber. Ona çok teşekkür ediyorum. Yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Tabii futbolculara ve bize yardım eden, bizim yanımızda duran tesisteki personele, bu hepsi dahil. Yani kapıdan, malzemecisinden, fizyoterapist, masör, doktor, eski doktor, eski masörümüz, bizden ayrılan garsonlarımız, yemek yapanlarımız, yani bütün personele, ismini sayamıyorum, hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim başarılı olmamız için sırf saha içi değil, saha dışı da önemlidir. Saha dışında bize çok yardımcı oldular. Taraftara da teşekkür ediyorum. Son zamanlarına kadar hep benim aleyhimde de olsa, siyah çelenkle bıraksalar maalesef üzücü. Ama ben inandım ekibimle beraber. Çünkü ekibim de benim bir parçam. Onlarla beraber bu işi başaracağımızı dile getirmiştik. Önemli olan dik durabilmek. Kendi doğrunuzla, ekiple beraber, kendi doğrularınıza hareket edebilmek. Dışarıdan etkilenmeden. Bunu yaptık. Doğru da yaptık. Zaten hep böyle davranıyorduk. Bazen başarılı olursunuz, bazen olamazsınız. Benim kariyerimde de, teknik direktörlük kariyerimde de şampiyonluk bir ilk oldu. Bu lig gerçekten zor. İlk defa çalışıyorum. Çok zor olduğunu biliyordum. Çok zorlanacağımızı da biliyordum. Hatalar, yanlışlar yapacağımızı da biliyorduk. Önemli olan üzerine takılmadan doğru yolda devam edebilmekti. Ve tabii ki ekibime teşekkür ettikten sonra aileme de teşekkür ediyorum. Çünkü onlar hep benimle beraber. Benim için öncelik, her şeyden önce ailemdir. Onlar beni inandırır, beni bağlar. O duygusal bağımız, biz uzakta olsak da hep devam etti. Dolayısıyla duygularınızı hareket edin. Ben her zaman oyuncuya söylüyorum. Duygularınızı hareket etmezseniz kaybedenlerden olursunuz. Duygularınızı hareket ederseniz kazananlardan olursunuz. İster ağlayın, ister gülün, ister kızın, ister sinirlenin. Takım için yapılacaksa hiç sorun değil. Dolayısıyla Rize Spor'a hayırlı olsun. Ama Rize Spor Kulübü'den ricam, bu bir düşüyor bir çıkıyor. Bunun olmaması için geçmişte yaşanan yanlışlar, hatalar neyse onları belirleyip ama benle ama bensiz fark etmez. Doğru yolda ilerlemesidir. Bakın bunu yapmazsa gene aynı şey olur. Bunu yaparsa Rize Spor, Rize şehri çok da güzel bir şehir. Yani ben bilmiyordum. Teknik direktörlük yaptığım dönemde gezme zamanım oldu. Çok güzel bir şehir doğasıyla. İnanılmaz efsane bir yer. Karadeniz'in hemen hemen her yeri. Yani bu şehrin, bu kulübün doğru yolda olduğunu, doğru adımlar attığını bilmeleri gerekir. Ona göre hareket etmeleri gerekir. Yani istikrarlı bir Rize Spor olmalı. Kalıcı bir Rize Spor olmalı. Bunun için de şimdiden planlamayı, programı yapacaklar. Ona göre hareket edecekler. Çünkü bu böyledir. Ve en son teşekkürü de vallahi ismini söyleyeceğim ama hiç konuşmadık. Hiç dile getirmedim. Çok kriz anlarımızda bize çok destek oldu. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çok değerli bir, benim siyasetle işim olmaz. Ama doğru işler, doğru hamleler, kriz anında ne yapılması gerektiğini çok daha doğru karar veren yönetimle beraber ona da teşekkür ediyorum. Çünkü onun da emeği var.
Eğer unuttuğum varsa hepsinden özür diliyorum. Hayırlı olsun. Bir, iki, üç. Teşekkürler, hayırlı olsun. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Altın Ordu takımı olarak küme düştük. Tabii son maça bırakmamamız gereken bir durumdu. Nitekim biz ilk geldiğimizde ekip olarak 25 haftada 17 puan toplamış. Bu ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesiydi. Geldikten sonra özellikle rakiplerimizle oynadığımız maçlarda başarılı sonuçlar aldık. Tuzla'yı yendik, Denizli'yi yendik, Altay'ı yendik. Ve rakiplerimizden bir adım önde son düzlüğe girmiştik. Fakat ne yazık ki Manisa maçında başlayan 2-0 öndeyken 2-2 bitirdiğimiz maç, arkasından kaybettiğimiz Eyüp maçı ve Bodrum'da yenildiğimiz maç, Bandırma ile içeride berabere kaldığımız maç, 3-0'dan 3-3'e çevirmiştik ama ve en son rakibimiz olan geçen hafta Erzurumspor'a içeride kaybettiğimiz maçtan sonra umutlarımız iyice azalmıştı. Elimizde fırsat daha öndeyken diğer rakiplere göre hem Gençler Birliği'ne hem de Erzurum'a göre daha da ligde kalmak için şanslı durumdayken ne yazık ki Erzurum'da Erzurumspor'la oynadığımız maçı kaybettikten sonra en az şansı olan takım konumuna geldik. Tabii Çaykur Rizespor'da şampiyon oynayan bir takımdı. Beraberlik ona yetiyordu. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz bugüne kadar geldiğimizden beri. Oyuncu grubum da çok iyi mücadele etti. Hiçbir zaman vazgeçmedi. Çünkü kazandığımız maçlarda genellikle hep sonradan bir sıfır mağlupken geri dönüşlerimiz çok oldu. Vazgeçmedik. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettirdik. Ama ne yazık ki ligde kalmayı başaramadık. O yüzden çok üzgünüm. Tabii Çaykur Rizespor'da şampiyon olduğundan dolayı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Süper Lig'de başarılar diliyorum. Biz Altın Ordu takımı olarak bu Türkiye'nin en önemli takımı, özellikle altyapı konusunda, tesisleşme konusunda bir marka ama ne yazık ki bu markayı ligde tutamadık. O yüzden çok üzgünüz. Ama bayrak düştüğü yerden kalkar. Sonuçta mücadeleye devam. Mücadeleye devam edeceğiz. Yani Altın Ordu takımı bu ülkenin en gözde takımlarının bir tanesi olacak. Buna eminim. Tabii söyleyecek de aslında çok fazla da bir şey yok. Ben geldiğimden beri düşündüklerimi burada söyledim. Elimizden gelen her şeyi yaptığımıza inandık. Futbolda tabii sonuçlar var. Küme düşme de var, şampiyon olmak da var. Ama 10 kişi kalmamız gerçekten bizi çok büyük sıkıntıya soktu. Yine de iyi mücadele edip en azından kazanıp rakiplerimizin kaybetmesini bekledik. Ama rakiplerimiz de kaybetmedi. Onlar da puanlarını aldılar ve ligde kalmayı garantilediler. Onları da tebrik ediyoruz ligde kaldıkları için. Dediğimiz gibi mücadeleye devam edeceğiz. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Ama bugün bizim en kötü günlerimizden bir tanesi. O yüzden çok üzgünüz tekrar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Teşekkür ederim.